Bismillahirrahmanirrahim. Herkese merhabalar. Yine yağmurlu, bulutlu bir İstanbul gününde birlikteyiz. Yazın gelmeye niyeti yok ya da bahar. Mevsimler gerçekten karıştı artık. Evet, din felsefesi derslerimize kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. 21. dersteyiz ya da 21. haftadayız. Konumuz William James'in felsefi görüşleri. Konumuzla olan alakasından dolayı William James'in felsefi görüşlerini ele almaya karar verdik. İnşallah buna iki hafta ayıracağız. Ayırdık yani. Bu hafta inşallah bitirmeyi umuyoruz. Önümüzdeki hafta dinin kaynağı ile ilgili tartışmalar geçeceğiz inşallah. Menşe-i din dediğimiz şey. Şimdi William James'in geçen hafta iki felsefi görüşünü ele aldık, hatırlayacaksınız. Önce bir doğruluk kıstası, yani doğruyla doğruluk kıstasına dair görüşünü gördük William James'in. Burada şunu söyledik, yani doğruluğun tanımıyla doğruluğun kıstası birbirinden farklı. Yani bir önermenin doğru olması nedir meselesi var. Bu doğruluğun tanımı diyoruz buna ki buna dair epistemolojide şu ana kadar yaklaşık 16 farklı tanım ortaya konmuş durumda. Biz bu tanımlardan klasik olanı çok sık duyuyoruz işte. Doğru önerme vakasına mutabık olan önermedir. Bir de doğruluk kıstası diye bir şey var. Yani doğruluk kıstası, kıstas esasında bizi tanımdan mistaka geçiren şeydir. Yani bir şeyin tanımını, yani ne olup olmadığını bilmek başka bir şey. O şeyin vaka aleminde nelere karşılık geldiğini tespit edebilmek başka bir şey. İşte bu ikincisini yapabilmek için kıstas dediğimiz şeye ihtiyacımız var. Bu açıdan William James bize demiştik, yani doğruluk tanımınız ne olursa olsun bir inancın, düşüncenin, fikrin vaka aleminde doğru olup olmadığını görmek ya da anlamak istiyorsanız onun o düşüncenin, fikrin veya inancın nazar ve amel makamında size faydalı olup olmadığına bakın. Eğer faydalıysa, yani siz onu nazaren benimsediğinizde sizin açınızdan olumlu sonuçlar ortaya çıktığında veya amelen onunla amel ettiğinizde sizin açınızdan olumlu sonuçlar ortaya çıkıyorsa bu o inancın, düşüncenin veya fikrinin doğru olduğu anlamına gelir. Böyle bir kıstas vaaz etmişti bize. Dikkat ederseniz bu kıstas gerçekten önemli bir kıstas. Yani pratikte artık doğruluk tanımlarından bağımsız olarak bir inancın, düşüncenin veya fikrin veya görüşün doğru olup olmadığını kendimizin anlamasını mümkün hale getiriyor esasında. Eğer bu kıstası ciddiye alırsanız, bu kıstasın sizi neredeyse bütün otoritelerden kurtardığını göreceksiniz. Değil mi? Yani normalde kıstas görevi gören şeyler aslında otoritelerdir. Değil mi? Yani falanca söylediği için o şey doğrudur. İşte falanca dinde bulunduğu için o şey doğrudur. Falanca filozof tarafından savunulduğu için bu görüş doğrudur. Artık bu tür şeylerin hiçbirisine ihtiyacınız yok. Yapmanız gereken tek şey artık İddia neyse, neye dairse, onun nazar ve amel makamında sizin için nasıl bir sonuç çıkardığını ortaya koymak ya da görmek. Bu sayede aslında kendi inançlarınızın, kendi düşüncelerinizin, kendi görüşlerinizin tabiri caizse otoritesi haline geliyorsunuz. Artık kimsenin otoriteliğine ihtiyaç duymanıza gerek yok. İkincisi, bu kıstasın sağladığı diğer bir avantaj. Artık hakikati, William James'in bizzat söylediği şeyler, artık hakikati belli bir felsefi, ekol, din, mezhep, kültür içerisinde aramanıza gerek yok. Yani bu kıstas sayesinde aslında dünyanın bilgeliğinden istifade edebilirsiniz artık. Tek yapmanız gereken aslında mezkûr düşüncenin veya inancın nazar ve amel makamında sizin için nasıl bir sonuç ortaya çıkaracağına bakmak. Dolayısıyla bizi hem nazar açısından hem amel açısından gerçekten de özgürleştiren bir kıstas bu. İkincisi, akılcılıkla ilgili görüşüydü hatırlayacaksınız. William James'e göre insanın insan olmasını sağlayan şey esasında akılcılığı ya da aklaniyeti. Dolayısıyla bir insan akıl, Allah tarafından kendisine verilen akıl nimetini ne kadar çok kullanıyorsa o kadar çok insan demektir. Bu açıdan da inançlarımızın akli statüsünü tespit etmişti hatırlayacaksınız. Demişti ki bazı inançlar işte akla arz edildiğinde akıl onların doğru olduğuna dair delil ikame edebilir. Bunlara akli inançlar demişti. Bazılarının yanlışlığına dair delil ikame edebilir. Bunlara da akıl karşıtı inançlar demişti.
Ama bazı inançlarda akıl ne lehte ne aleyhte herhangi bir delil ikame edemiyor. Bunlara da akıl üstü inançlar ya da düşünceler ya da görüşler demişti. Ve William James ile William Clifford arasında bu inanma ahlakının kurucusu filozof arasındaki ihtilaf bu üçüncü aşamada ne yapılacağıydı esasında. Clifford'a göre bu üçüncüleri yani akıl üstü olan inançları tamamen bırakmamız gerekiyor. Çünkü bunların yanlış olma ihtimali var. Ve bizim ahlaken görevimiz hiçbir yanlış önermenin işte değerler ya da inançlar sistemimizin içerisine girmesine izin vermemek. Ama William James gördüğünüz gibi o kıstası sayesinde esasında burada nasıl davranacağımızı da bize söylemiş oluyordu. Bu üçüncü kısmı da yine kendi içerisinde üçe ayırmıştı hatırlayacaksınız. İşte onlardan bazıların lehine eğer akıl delil ikame edebiliyorsa onu aklilere katmıştı. Aleyhine daha çok delil ikame ediyorsa akıl karşıtlarına koymuştu ve hiçbir şey yapamıyorsa yani her durumda nazari akıl tarafsız kalıyorsa bu da üçüncü kısımdı. İşte bunları hatırlayacaksınız William James mystery yani gizem demişti ve imanın sadece bu üçüncü kısma taalluk edeceğini söylemişti. Yani biz bu tür şeylere iman ediyoruz, diğer şeylere ise inanıyoruz. Dolayısıyla inanma ile iman etmeyi birbirinden ayırmıştı. İnanmayı ne zaman kullanıyoruz ya da işte Arapçadaki anlamıyla itikat ne zaman bunu kullanıyoruz? Aslında bir iddianın lehinde ya da aleyhinde bir delilimiz olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Ama eğer lehte veya aleyhte bir delil yoksa bu durumda da o şeye iman ettiğimizi söylememiz gerekiyor. Ve William James'e göre imanla imanın arasını, inançla imanın arasını ayırmak gerçekten bizim toplumsal yaşamda diğerleriyle daha barış içerisinde yaşamamızı sağlayacaktır. Evet, buraya kadar konuştuk arkadaşlar. Şimdi buradan devam edeceğiz. William James'in tabii bir sürü felsefi görüşü var. Söylediğim gibi hem çok büyük bir filozof hem de çok büyük bir psikolog haliyle tabiri caizse tadından yenmiyor gerçekten. Yani kitaplarını okuduğunuz zaman bu iki şeyini de gördüğünüz için kitapları gerçekten çok şey. Bilmiyorum İnanma İradesi kitabını buldunuz mu? Bakanınız oldu mu? Galiba Türkçe'ye çevrilmemiş hala. He? Ben İngilizcesini buldum. Eğer isterseniz size İngilizcesini atayım. Yani Muzaffer Bey'e atarım, o gruba atar. Gerçekten çok iyi şey var. Ama dini tecrübeyle ilgili kitabı çevrilmiş Türkçe'ye. Yani oldukça hacimli bir kitap. Felsefeyle ilgili birkaç kitabı çevrilmiş. Dolayısıyla onlara bakabilirsiniz. İngilizce bilmenize de aslında artık gerek yok. Biliyorsunuz bazı programlar var, direkt çeviriyorlar. Böyle giderse bir 15-20 yıl sonra gerçekten o Uzay Yolu dizisindeki bu evrensel çevirici diye bir şey var. Şuraya takıyorlar. Siz normal konuşuyorsunuz, karşı taraf kendi dilinde duyuyor. Yani böyle enteresan bir şey. Çünkü bir bölümde o bozuluyor, böyle herkes tuhaf sesler çıkarmaya başlıyor, kimse kimseyi anlamıyor. Ya oraya doğru gidiyoruz, yani yakında öyle bir şey yapacaklar herhalde. Ama gerçekten şu anda da çeviri programları, özellikle bilimsel felsefi metinleri neredeyse %100'e yakın çok iyi bir şekilde çeviriyorlar. Daha tabiri caizse amiyane metinleri çeviremiyorlar. Onlar daha böyle kültürel bağlamla ilgili olduğu için onları pek şey çeviremiyorlar ama ilmi metinlerde gerçekten hiç sıkıntı yok. Dolayısıyla evet çeviremiyor çünkü o çok kültürle bağlamla alakalı onu şey yapamıyorlar ama felsefe ve bilim dili öyle değil. Evet William James'in ve James'in yine çok önemli olan üçüncü görüşüne geçelim. İnanma iradesi. William James'in felsefi görüşleri 2 diye. Evet, bu üçüncü görüş diyelim buna. Zaten 3'teyiz. İnanma iradesi. Evet, İngilizcesi will to believe. Evet, inanma iradesi. Şimdi bununla ne kastediyor William James, ona bakalım. Ve William James'e göre inanma iradesinin bir olumlu tarafı var, bir de olumsuz tarafı var.
Dolayısıyla olumsuz tarafından sakınmak gerekiyor. Olumlu tarafını da elimizden geldiğince aslında kullanmamız gerekiyor. Şimdi inanma iradesi derken neyi kastediyor? Şunu diyor, aynı zamanda bir psikolog olmasının burada bir şeyini görüyoruz. Diyor ki biz insanlar psikolojik olarak, bizim psikolojik yapımız şu. Yani biz bir konuda bir fikir ya da görüş ya da inanç sahibi olmamaktansa bir fikir, görüş ve inanç sahibi olmayı tercih ederiz. Dolayısıyla bizim irademiz inanma yönünde. Her türlü bahaneyle, her türlü sebeple inanmamaktansa inanmayı seçer. Bir fikir sahibi olmamaktansa bir fikir sahibi olmayı seçer. Bir görüş sahibi olmamaktansa bir görüş sahibi olmayı seçer. Yani doğal eğilimimiz bizim bu yönde. Böyle örnekler veriyorum. Mesela nasıl ki biz mesela işte zengin olmaya yönelik doğal bir eğilimimiz var. İşte servete yönelik doğal bir eğilimimiz var. Şan, şöhrete yönelik bir eğilimimiz var. Ne bileyim güce yönelik bir eğilimimiz varsa aynı şekilde inanma yönünde de bir eğilimimiz, bir irademiz var. Dolayısıyla şunu demek istiyor. Biz insanlar öyle bir psikolojik yapıya sahibiz ki inanmamaktansa her durumda inanmayı seçeriz. Bu inanmayı dini anlamayın arkadaşlar. Yani dini inancı kastetmiyoruz burada. En genel anlamıyla bir konuda bir fikir sahibi olmamaktan ise bir fikir sahibi olmayı seçeriz. Bizim doğal eğilimimiz budur diyor. Dolayısıyla insanın öyle zaten değil mi? Gerçekten bakın topluma bakın. Herkes her konuda fikir sahibi. Yani çünkü bu doğal bir şey esasında. Yani önemli olan bu doğal eğilimi, yani bu inanma iradesini doğru şekilde kullanmak. Yoksa doğru şekilde kullanmasanız da her halükarda insanlar belli konularda bir fikir sahibi olmayı seçeceklerdir. Fikir sahibi olmamaktansa. İnsanın psikolojik yapısı. Şöyle diyelim. İnanmamaktansa İnanmayı seçer. İşte fikir sahibi olmamaktansa fikir sahibi olmayı seçer. Evet, şimdi bu durum William James'e göre, yani bizim bu psikolojik yapımızın inanma iradesinin bir olumsuz bir de olumlu tarafı var. Şimdi olumsuz tarafa bakalım. Olumsuz tarafı şu William James'e göre, yani her durumda bizim için inanmak inanmamaktan daha iyi olduğu için bunu her durumda yapıyoruz esasında. Her bahane ile bir fikir, bir inanç sahibi olmayı seçiyoruz. Dolayısıyla inançlarımızın doğru mu, yanlış mı olduğu birinci derecede bizim için önemli değil. Yani önemli olan şu veya bu şekilde, şu bahane ile, bu bahane ile esasında bir fikir sahibi olmayı seçmemiz. Yani her bahane ile inanmayı seçiyoruz. Burada tabii şu soru ortaya çıkıyor. Bizlerin diyelim ki X inancını değil de B inancını seçmemizi sağlayan şey ne? Yani bize bahane değil lazım ya. X'i değil de işte Y'yi seçmemizi. Sağlayan ne? İşte burada William James diyor ki Francis Bacon'ın meşhur zihni putlar şeyi devreye giriyor diyor. Zihni putlar. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Francis Bacon'ın böyle bir görüşü var. Zihni putlar. Yani biz her halükarda inanmayı seçiyoruz ya. Her halükarda inanmamaya tercih ediyoruz ya. Mesela diyor ki işte Francis Bacon ve James ondan aktarıyor. Mesela bizim bazı inançlarımız sırf ait olduğumuz ırkımız onlara sahip diye o inançlara sahibiz. Yani ırkımızdan dolayı. Mesela bazı inançlarımız milletimiz o inançlara sahip diye biz de o inançlara sahibiz.
İşte bazı inançlarımız belli bir dine sahip olduğumuz için esasında bu inançlara sahibiz. Bazı inançlarımız mesela belli bir mezhebe, yani belli bir dinin içerisinde belli bir mezhebe sahip olduğumuz için esasında o inançlara sahibiz. Mesela bazı inançlarımıza belli bir meslek grubuna ait olduğumuz için sahibiz mesela, meslek örgütleri. Mesela bazı inançlarımız belli bir futbol takımını tutuyoruz diye o inançlara sahibiz, değil mi? Ali hocam, hiç saydın mı Fenerbahçelisin diye kaç tane inancı var, onları bir saymayı denedin mi? Futbol takımı. İşte bunları artırabilirsiniz bakın. Bazıları işte siyasi partilerimizden dolayı sahip olduğumuz inançlar. Çünkü bize bahane lazım. Yani irademiz her halükarda inanma yönünde olduğu için esasında, yani bu inanma iradesi doğru şekilde yönlendirilmezse şu veya bu şekilde o yine de her durumda inanç sahibi olmayı seçecektir. İşte William James'e göre bu durum inanma iradesinin olumsuz tarafı. İşte bu olumsuzluktan nasıl kaçınacağız? Bu olumsuzluktan kaçınmamızı bize inanma ahlakı dediğimiz şey gösterecek, değil mi? Dolayısıyla madem ki benim bir iradem var ve bu irade her durumda inanmamaktansa inanmayı seçiyor, şu halde bana hangi durumda hangi inancı nasıl benimseyeceğimi gösterecek bir şey olması gerekiyor. İşte bunun adı inanma ahlakı. İnanma ahlakı. Bunu sileyim. Yani inanma ahlakının görevi bu. Şimdi inanma ahlakının epistemolojiden farklı olduğuna dikkat edin. Yani inanma ahlakı ahlakın bir alt dalı. Epistemolojinin değil. Bu ilk defa William Clifford'un kullandığı bir kavram. İnanma Ahlakı kitabı galiba bunu Türkçe'ye çevrilmiş durumda, onu bulabilirsiniz. Kitabın adı da bu, inanma. Yani önce bir makale, sonra kitabın adı da oluyor. Bakın ne demek bu? Epistemolojiden farkına bakalım. Epistemoloji neyle ilgileniyor? Epistemoloji bir iddianın, bir inancın, bir fikrin, bir görüşün kendisinin doğru olup olmadığıyla ilgileniyor. Değil mi? Yani şöyle diyelim, bir iddianın doğru olup olmadığı. İşte burada artık diyelim ki epistemolojide hangi doğruluk tanımını benimsiyorsanız ona göre bunu temellendirmeye çalışıyorsunuz. Ancak inanma ahlakı bununla ilgilenmiyor bakın. Bir inancın kendinde doğru mu yanlış mı olduğuyla ilgilenmiyor. Bizim bir inancı, bir görüşü, bir fikri, bir iddiayı hangi şartlarda benimseyip hangi şartlarda benimsemememizin ahlaka uygun olduğunu söylüyor. Dolayısıyla benimle iddia arasındaki ilişkinin bir sıfatı inanma ahlakı, iddianın kendisinin bir sıfatı değil. O epistemoloji. Dolayısıyla inanma ahlakı, ahlak nihayetinde genel olarak nedir? İşte ben ne yapıp yapmayacağımı söylüyor, değil mi? Hangi durumda bir iddiayı benimsemek, kabul etmek, bir inancı kabul etmek ahlaken caizdir, hangi durumda değildir? Hangi durumda değil? Mesela şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki, diyelim ki iki iddia var elimizde. Bir, Tanrı vardır. İşte iki, Tanrı yoktur. Şimdi inanma ahlakı bu iddiaların kendisi doğru mu değil mi ona bakmıyor. Dolayısıyla onunla epistemoloji ilgileniyor. Yani vaka aleminde gerçekten bir tanrı var mı yok mu, o epistemolojinin işi. İnanma ahlakı şununla ilgileniyor. Mesela X diye birisi tanrı vardır'a inanıyor. Y diye birisi de tanrı yoktur'a inanıyor.
Bunların hangi durumda, yani bu Tanrı vardır iddiasını hangi yolla kabul etmiş? Acaba tahkiki bir yolla mı Tanrı vardır demiş, yoksa taklidi bir yolla mı Tanrı vardır demiş. Bu da aynı şekilde, acaba tahkiki bir yolla mı Tanrı yoktur demiş, yoksa taklidi bir yolla mı Tanrı yoktur demiş. Dolayısıyla diyor ki, demek istiyor ki inanma ahlakı, eğer X taklidi bir yolla Tanrı vardır inancını kabul etmişse, bu inanma ahlakı açısından geçersizdir diyor. Dolayısıyla bunun böyle bir inanç sahibi olmaması gerekiyor. Çünkü taklit yoluyla ulaşmış ona. Yani esasında hiçbir çaba sarf etmemiş. Ama eğer tam tersi, mesela Y tahkiki bir yolla Tanrı yoktur demişse, onunki inanma ahlakı açısından geçerli ama bununki geçerli değil. Dolayısıyla burada inanma ahlakı, kısaca Clifford'un söylediği şey şunu söylüyor. Yeterince güçlü bir delil olmadan hiçbir iddiayı kabul etmemelisin. Yeterince bir delil olmadan hiçbir iddiayı etmemelisiniz. Ya burada çok başka ayrıntılar var tabii. Onlar artık girmeye gerek yok. Bu yeterli delil kavramı üzerinde çok konuşuluyor. Bu kimin açısından yeterli delil? Hani bu inancı kabul edecek kişi açısından mı, toplum açısından mı, işte başka bir şey açısından mı, çok ayrıntılı bir şekilde tartışılıyor. Şimdi bu inanma iradesinin birinci veçesi arkadaşlar. Tabiri caizse onun olumsuz veçesi esasında. Buradaki olumsuzluk nedir? O da her durumda iradenin bir şeyi kabul etmemektense kabul etmeyi, inanmamaktansa inanmayı, bir görüş sahibi olmamaktansa bir fikir ve görüş sahibi olmayı seçmesi demek. Ve bu eğer inanma ahlakın sınırları içerisinde ya da kılavuzluğunda yapılmazsa bu çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir diyor William James. Bu yüzden burada inanma ahlakını tabiri caizse bir pusula gibi kullanıp esasında bu inanma iradesinin olumsuz sonuçlarından kendimizi muhafaza ve şey yapmamız gerekiyor. Çünkü her halükarda inanacaktır o yani. Her halükarda inanmayı seçecektir. O yüzden mesela bu açıdan gerçekle hurafe arasında bir fark yok irade için esasında. O her durumda inanmayı seçecektir. Dolayısıyla inanma ahlakıyla esasında onun bu doğal eğilimini aklen meşru sınırlar içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi inanma iradesinin bir de William James'e göre olumlu tarafı var. O ne, ona bakalım. Evet, gerçekten ilginç yani adam. Aslında sürekli yani zaten bir şekilde yaşadığımız, bildiğimiz şeyler ama işte Heidegger diyor ya, filozofların yaptığı tek şey insanlara zaten bildiklerini yeniden anlatmak. O yüzden birisi çıkıp söyleyince ha diyorsun ya, gerçekten demek ki böyle. Epey dolmuş yaşıyor. Ya eski dedim, modern sonuçta. Hani orta çağ değil tabi, modern tabi. Tabi tabi. İnanma iradesinin olumlu tarafı. Evet. Güzel bir şey bu. Gerçekten çok güzel. İnsan bunun farkında hareket ederse çok iyi sonuçlar elde eder yani. Şimdi diyor ki olumlu tarafı ne? William James diyor. Dikkat ederseniz diyor, bizim bazı konularda inanç sahibi olup olmamamız vaka aleminde herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Değil mi? Mesela diyor ki, örnek veriyor. Yani örnekleri ben veriyorum artık. Mesela diyelim ki ben bu sınıfta şu anda 30 kişi olduğuna inanıyorum. Değil mi? Sınıfta 30 kişi var. Şimdi dikkat ederseniz, ben şu anda bu sınıfta 30 kişi olduğuna inanıyorum diye sınıfın gerçekliği değişmiyor. Değil mi? Yani sınıfta yine 10 kişi var. Ben 30 kişi olduğuna inansam bile gerçeklik alemi sınıfta 30 kişi meydana getirmiyor. Yani gerçeklik benim bu inancımdan olumlu ya da olumsuz etkilenmiyor esasında, değil mi? Ne diyelim? Yani sınıfta kaç kişi varsa
varsa o kadar kişi olur. Ben neye inanırsam inanayım, fark etmez değil mi? Ya da daha diyelim ki başka bir örnek. Diyelim ki benim oturduğum bina aslında depreme dayanıklı değil. Ama ben onun depreme dayanıklı olduğuna inanıyorum. Benim onun depreme dayanıklı olduğuna inanmam binanın ontolojik yapısını değiştirmiyor. Yani depreme dayanıklı değilken depreme dayanıklı hale gelmiyor değil mi? Bakın dikkat edin ama her zaman böyle değil işte. Değil mi? Yani binanın depreme dayanıklı olduğuna inanıyorum. Bu binada herhangi bir şey değiştirmiyor. Tabi bu olumlu, yani şu şimdilik bu olumlu yönü değil aslında da yani şeyi anlatacak yani inançların bu kadar, yani burada bu kadar örnek yeter. Yani bazı inançlarımız tabiri caizse gerçeklik tarafından düzeltilmeli esasında. Yani bazı durumlarda ben inançlarımı gerçekliğe uygun hale getirmeliyim. Tersi olmuyor. Dolayısıyla ben sınıfta kaç kişi olduğuna inanırsam inanayım, sınıfın gerçekliği değişmiyor. Eğer bina depreme dayanıksızsa ben onun depreme dayanıklı olduğuna inansam bile binanın şeyi değişmiyor. Ama diyor ki William James, bazı durumlarda sizin inancınız kendi gerçekliğini dış dünyada yaratır, meydana getirir. Bu çok önemli bir şey. İşte böyle durumlarda inanç sahibi olmanız sizin lehinizdedir. Dolayısıyla inanç sahibi olun diyor bakın. Örnek vereceğim şimdi. Tabii yani harekete geçirir sizi. Yok öyle bazı durum. Şöyle diyelim, inançlar kendi gerçekliğini meydana getirir. Meydana getirebilir diyelim. Yani bir garanti yok, getirebilir ama getirebilir. Mesela örnek veriyor. Şimdi onun verdiği bir örneği vereyim sonra şey yapayım. Mesela diyor ki benim işte komşumun çok güzel bir kızı var diyor. Ve ben de ona işte aşığım. Yani Amerika'da böyle örnekler kötü değil tabii. Eğer diyor ben bu kızın benimle evlenme fikrine olumlu baktığına inanırsam bakın böyle inandığım için gidip kıza evlenme teklif ederim. Ve kız teklifimi kabul edebilir. Farkındasınız değil mi? Bakın ne oluyor. He? Etmiş evet. Kabul etmiş. Doğru. Ama ne olduğuna dikkat edin bakın. İki durum var burada. Eğer ben kızın benimle evlenme fikrine olumlu bakabileceğine inanmazsam dolayısıyla gidip kıza evlenme teklif etmeyeceğim ve benim kızla evlenme ihtimalim sıfır. Ama eğer dersem ki bu kız benimle evlenmeyi ister, evlilik teklifime evet der dersem ne oluyor bakın bu inanç beni harekete geçirir. Gider kıza evlenme teklif ederim. Yine cevap hayır olabilir ama bu sefer evet de diyebilir. Dolayısıyla bu inanç kendi gerçekliğini doğrulayabilir vaka aleminde. Kendi gerçekliğini yaratabilir. Değil mi? Eğitimde bunu kendini doğrulayan kemalet... Aynen. O tabii başka bir şey. O biraz olumsuz bir şey. Buradaki olumlu bir şey. Ya da şöyle mesela, diyelim ki, bunlar hep William James'in örnekleri arkadaşlar. İşte benim mesela ya, işte param yok, yardıma ihtiyacım var. İşte senin arkadaşımsın, yanımdasın, senin param var. Ben şöyle düşünüyorum, diyorum ki yani arkadaşımın benim işte parasız kaldığımdan haberi olursa bana yardım edebilir. Dolayısıyla bakın ne yapıyorum? Gidiyorum diyorum ki işte benim durumum şöyle şöyle, bana biraz yardım et. Ve o da ya eder ya etmez bakın. Yani illa edecek diye bir şey yok. Ama edebilir. Ama eğer öyle düşünmezsem, şöyle düşünürsem ne olursa olsun bu arkadaş bana yardım etmez. Dolayısıyla gidip artık ondan yardım istemem. Şunu demek istiyor bakın. Bazı durumlarda lehte ve aleyhte inançlar birbirinden tamamen farklı. Yani ben dersem ki bu kız zaten benimle evlenmez. Dolayısıyla gidip ona evlenme teklif etmem ve asla onunla evlenebilecek miyim, evlenemeyecek miyim böyle bir ihtimal ortaya çıkmaz. Ama ikinci inancı seçersem, işte bunları seçin diyor bakın. Bu kız benimle evlenebilir, bana evet diyebilir. O zaman giderim ona evlenme teklif ederim ve bana evet diyebilir.
Dolayısıyla inancım kendi gerçekliğini tahakkuk ettirmiş olur. İkinci durumda, eğer dersem ki ne olursa olsun bu arkadaşım bana yardım etmez, gidip ondan borç istemem. Dolayısıyla hiçbir şekilde ihtiyacımı gideremem. Ama dersem ki eğer bilirse benim zor durumda olduğumu, bana yardım etmeyi seçecektir. Bakın bu inanç beni harekete geçirir, gider arkadaşımdan yardım isterim ve dolayısıyla bana yardım edebilir. Değil mi? Ya da şöyle düşünün bakın. Ben inanırsam ki mesela işte üniversite sınavında birinci olacağım. Bakın ne olur bu durumda? Gider çalışırım çünkü inanıyorum birinci olacağıma. Giderim sabah akşam çalışırım ve sınavda gerçekten birinci olabilirim. Olmayabilirim ayrı mesele ama olabilirim. Ama baştan beri şöyle düşün, ne yaparsam yapayım ben bu sınavı kazanamam. O zaman hiçbir şekilde sınavı kazanamam. Aradaki fark iyice anlaşılıyor değil mi? İşte diyor ki böyle durumlarda bileyim diye inanma iradesinden istifade edin. Çünkü inançlarınız sizi motive eder, sizi harekete geçirir. Ve pek çok durumda bu inançlar vaka aleminde kendi gerçekliğini oluşturur. İşte bu inanma iradesinin olumlu tarafı arkadaşlar. Yani bazı durumlarda inançlarınız gerçekmiş gibi davranın diyor. Ve onlar gerçekten de gerçekleşebilirler. Değil mi? Ya artık nasıl anlamak istiyorsanız anlayın. Adamın ne dediği belli değil mi? Yani nihayetinde mesela şöyle düşünün. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu aynı zamanda sizin umut var olmanızı da sağlar. Bakın diyelim ki ülkenizde siyaset, işte ne bileyim siyasi yapı, toplumsal yapı çok kötü gidiyor. Siz eğer çabalarınızın bu yapının değişmesine katkı sunacağına inanmazsanız tamamen atıl kalırsınız. Gider hiçbir şey yapmazsınız. Değil mi? Ama eğer derseniz ki yani benim yapacağım şey de ileride meydana gelecek değişime küçük bir katkı sunacak, o zaman gidersiniz elinizden geleni yaparsınız. Değil mi? İşte bu ikinci durumda diyor ki William James, inanma iradesinden yararlanın. Çünkü böyle durumlarda belli inançlar sahibi olmanız sizi harekete geçirir ve harekete geçtiğinizde bu inançlar gerçek çıkabilir. Gerçek olabilir. Yani illa gerçek olacak diye bir şey yok. Yani ben ne kadar çalışırsam çalışayım, sınavın birincisi olmayabilirim ama sınavın birincisi olacaksam, sınavda birinci olacaksam çok çalışmam gerekiyor. Mesela bu ikinci durumda istediğim şeyin olma ihtimali var ama ilk durumda yok. Baştan kendimi zaten oyunun dışına atıyorum, değil mi? Şöyle diyelim, gerçekliği belirler. Hocam Haydarpaşa'da gençler proje için işte destek istemişler. Aynen. Çok güzel. İşte tam da bu. İşte orada iki inanç var bak. Ne, şöyle düşün. Ne yapar? Gitsek de gitmesek de hiçbir şey değişmeyecek. Deselerdi zaten gitmeyeceklerdi. Ama gidersek bize yardım edebilir inancı. Bak gittiler ve sonuç olumlu çıktı. Değil mi? Aynen. Aynen. İşte William James diyor ki böyle durumlarda olumsuz taraftansa olumlu tarafı seçin. Sonuç garanti olmayabilir ama muhtemelen istediğiniz şey gerçekleşecektir. İnanma iradesini bu yönde kullanın diyor. Bu çok önemli bakın değil mi? Mesela bir gün her şey güzel olacak. Buna inanmazsanız hiçbir şeyi yapmazsınız. Bir gün barış hakim olacak. Buna inanmazsanız hiçbir şey. Yani şunu demek istiyor. Bir gün yani ne olursa olsun asla adil bir düzen olmayacağına inanalım. Yoksa elimizden geleni yaparsak nihayetinde adalet hakim olacak, ona mı inanalım? İşte adaletin hakim olacağına inanın diyor. Çünkü adaletin hakim olacağına inanırsanız gidip bir şeyler yaparsanız ve bu nihayetinde gerçekleşebilir. Değil mi? Arkadaşımın ne olursa olsun bana yardım etmeyeceğine mi inanayım? Dolayısıyla hiçbir şey yapmayayım mı? Durumumdan haberdar olursa belki bana yardım eder, buna mı inanayım? İkincisine inan diyor işte. Bu ikincisi gider seni ona götürür, giderim ona benim bana yardım et ve bana yardım edebilir. Etmeyebilir ama yardım edebilmesi için benim gidip bunu ondan yardım istemem gerekir. Değil mi? İşte sınavda birinci olmak istiyorsam, sınavda birinci olacağıma inanırsam bunun için elimden geleni yaparım ve sonuç sınavda birinci olabilirim. Ama baştan sınavda birinci olamayacağımı bilirsem, bunu kabul edersem hiçbir şey yapmam ve dolayısıyla olumsuz sonuç kesin olur. Olumlu sonuç da hiçbir zaman gerçekleşmez. Ama diğer tarafta mesela bilmediğim bir şey var, gidip bir teklifte bulunacağım.
Sen nasıl bir karşılık geleceğini bilmiyorum. İşte bilmiyorsunuz ama olumlu karşılığın ortaya çıkabilmesi için gidip söylemeniz gerekiyor işte. Böyle bir kesinlik var ama mesela çalışırsan, çok çalışırsan. Yok, onda da kesinlik yok canım. Yani çünkü çok çalışsanız da bu sınavın birincisi. Çalışan. Çünkü diğerleri de çok çalışıyor olabilir. Ama şu var, yani birinci olabilmeniz için birinci olacağınıza inanmanız ve çalışmanız gerekiyor. Bu olduğunda da birinci olmayabilirsiniz. Mesela çünkü bir başkası sizden daha çok çalışmış olabilir. Çünkü sınavda birinci olmak sadece sizinle ilgili bir mesele değil. Ama yine bir yakalama şansın var. Tamam işte, bu ikinci durumda var. Sınava giremeyebilirsiniz. Yok, kesin yok. Zaten kesin olur demiyor. Yani ben gidip arkadaşıma desem ki bana borç ver, yine borç vermeyebilir. Yani şans. Ama borç verebilmesi için, yani o şeyin tahakkuk edebilmesi için benim gidip ona bunu, onun ondan bunu istemem lazım. Ve ondan bunu isteyebilmem için de şuna inanmam lazım. Bana yardım edebilir. Eğer baştan dersem ki umut işte, umut bu. Bana yardım edemez dersem zaten gidip yardım istemem ve dolayısıyla şey yapmaz. Değil mi? Şey imkansız, diğerinde mümkün olur. Aynen işte. Bir durumda sonuç kesin, olumsuz. Ötekinde olumlu da olabilir. Değil mi? Dolayısıyla bu ikinci durumlarda diyor, bu inançları benimseyin. Yani onlar doğruymuş gibi hareket edin. Yani şöyle demek istiyor. Yani arkadaşım bana yardım etmek istiyor. Bu doğruymuş gibi hareket edeyim. Yani gideyim arkadaşımdan yardım isteyeyim. Yardım edebilir. Belki de etmez ama edebilir. Edecekse bu şart. Aynen, evet, hiçbir şey kaybetmiyorsun. Çünkü öbür durumda zaten yardım edemiyor. Çünkü haberi yok senin durumundan. Ya da işte sınavda birinci olacağım. Buna inanırsam çalışırım. Dolayısıyla belki birinci olurum. Ama buna inanmazsam zaten hiçbir şey yapmam. Dolayısıyla kesinlikle başarısız olurum. Bir de şey yapmaz da hocam. Aşık olduğu kıza gittiğinde olumsuz cevap alırsa yıkılabilirmiş. Yani... Ama yine bir şey kaybetmiyor işte. Ya, ama niye hep olumsuz bak. Bileyim Cemse, onu niye olumsuz? Kabul ettiğini düşün. Yani, ama şöyle. Kabul etmesinin şartı senin gidip ona açılman değil mi? Dolayısıyla inan diyor buna yani. Belki gerçek olur. Sen üzerine düşeni yap önce. Aynen. Yani böyle durumlarda o, yani insanlar psikolojik olarak genelde tam tersini yapıyor bakın. Hayal kırıklığı yaşarım, üzülürüm, şu bu diye tam tersini yapıyor. Ama diyor öyle yapmayın. Böyle durumlarda inançlarınız gerçek çıkabilir. Yani onlara gerçekmiş gibi davranın, onlar gerçekten gerçek de çıkabilir. Yani bu kız benimle evlenmek istiyor. Git evlenme teklifi, evet diyebilir. Test edin inançları. Ve dolayısıyla hayatın şey olur. Her halükarda bir şey kaybetmiyorsun. Ümitsizliğin caiz olmamasının da kaynağı. Aynen, umut işte. Gerçekten umut. Şimdi burada tabii şöyle bir, yani bunu yapabilmemiz, umut var olmamız gerekiyor. Burada şöyle bir tartışma var filozoflar arasında. Acaba bu durum sadece insanlar arasında mı geçerli, yoksa insanla doğa arasında da böyle bir durum var mı? İşte mesela bu karma felsefesini savunanlar, hani doğaya ne verirsen o gelir sana falan diyorlar ya. Bu durumun insan-evren ilişkisinde dahi geçerli olduğunu söylüyor bazı filozoflar. Yani evrene de pozitif şey yaparsanız evren size pozitif dönüyor. Olumsuz şey yaparsanız size olumsuz dönüyor. Tabii bunu diyebilmeniz için her şeyin bir bilinç sahibi olduğunu kabul etmeniz falan gerekiyor ki zaten ediyor otur filozoflar. Ama William James o konulara girmiyor. O sadece insanlar arası ilişkide bunun çok önemli olduğunu söylüyor. Ve böyle durumlarda işte inanma iradesinden istifade edin diyor. Yani inanın. İnançlarınız doğru çıkabilir. Çünkü inanmazsanız her halükarda kaybediyorsunuz ama inanırsanız kazanabilirsiniz. Sonuç sizin istediğiniz gibi olabilir. Evet, bu da üçüncü görüşü. İnanma iradesi. Kısaca bunun bir olumsuz tarafı var. Ondan inanma ahlakıyla kaçınmamız gerekiyor. Bir olumlu tarafı var. Ondan da azami derecede istifade etmemiz gerekiyor. Evet, dördüncü görüş. Ya o kadar şey ki bu bakış açısı gerçekten, değil mi? Mesela diyelim iş arıyorsun, bir yerde iş yeri var, işte gidip iş istersen bana iş verebilirler. Değil mi? Gider iş istersiniz ve belki size iş verecekler. Ama dersiniz ki ya ben gitmeyeyim ya, nasıl olsa bana iş vermeyecekler. O zaman gitmezsiniz, değil mi? İşte böyle durumlarda diyor ki o ilkini seçin. Yani gidip iş istersen bana iş verebilirler, bunu seçin diyor. Çünkü gerçekleşebilir bu inanç. He? Olası tabii, olası ama işte gerçekleşebilmesi için sizin o olumlu tarafı. Yani gidip iş istersem iş verebilir de inanmanız gerekiyor. Bunu yapmazsa, yani bunu yaptığınızda belki yine iş vermeyecekler ama iş verebilirler. Ama ötekisinde kesin işe alınmıyorsunuz yani. Çünkü zaten gidip açılmıyorsunuz. Bir
Umut işte bak. Umut tam da bu değil mi? Umut bir şeylerin değişebileceğine inanmak işte. Bu tür insanlar umut eden insanlardır. Şansını değil mi? Yakala gibi yani. Yani sen üzerine düşeni yap. O kız belki hayır diyecek ama evet diyecekse senin bunu yapman lazım. Belki seni işe almayacaklar ama seni işe alacaklarsa senin bunu yapman lazım. Belki sınavda birinci olamayacaksın ama sınavda birinci olman için bunu yapman lazım. Yani bu tarafı seçin hep olumlu. Tabii yani o her halükarda yani ama önemli olan şu ki böyle durumlarda inanmayı seçin diyor adam. Çünkü inançlar gerçek olabilir, gerçek çıkabilir. Ve çıkıyorlar, çoğunlukla da çıkıyorlar gerçekten. Onun için hani gücü falan diye de bir şey var. Diyebilir. Tabii. Bunlar çok kişisel gelişim şeylerin temelleri buralar esasında. Buradan onun herkesin anlayacağı hap çözümlere falan oluşturuyorlar. Şimdi dördüncü görüş şu arkadaşlar. Kim ya da nasıl ahlaklı olunur? Ya da şöyle diyelim. Ahlaklı olmak için ne yapmak gerekir? Evet, William James diyor ki arkadaşlar, bir insanın ahlaklı olabilmesi için başarılı olmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Aynen. Aynen yani hayatınızı başarı merkezde yaşamamaz. Başarıya odaklanmayın diyelim. Dolayısıyla şunu demek istiyor. Ne kadar başarı peşinde koşarsanız o kadar az ahlaklı olursunuz. Ne kadar ahlaklı olmak isterseniz başarılı olmak o kadar sizin için önemsiz hale gelir. Yok mümkün değil abi. Öyle bir örnek yok yani. O yani doğru anlarsak o mümkün değil. Doğru anlamamız lazım ne kadar. Şimdi söyleyecek sebebini. Başarıdan o kadar uzak durmaması. Şimdi bu açıdan diyor ki insanlar ikiye ayrılır. Yani ahlaklı yaşama açısından ya da bazı insanlar başarıyı hayatının merkezine koyar. Oysa her iş ne yapıyorsa başarılı olmak için yapar. Başarıya odaklanan hayatlar. Ve ikincisi de rızaya odaklanan hayatlar. Rızaya. Hayatlar. Şimdi başarı peşinde koşmak niye bizi ahlaklı olmayı zorlaştırıyor, hatta neredeyse imkansız hale getiriyor? Diyor ki bunun sebebi şu. Bu başarı peşinde koşan insanların üç temel özelliği vardır. Ve bu üç özellik ahlaklı olmaya manidir. Bir, bu tür insanlar diyor, asla gerçekte kim olduklarıyla ilgilenmezler diyor. Bunların bütün ihtimamı, bütün önem verdiği şey diğer insanların gözünde nasıl göründükleridir. Dolayısıyla kendilerini ıslah etmeye çalışmazlar. Diğerlerinin gözünde daha iyi görünmeye çalışırlar. Bu tür insanların temel psikolojik özelliği budur. Gerçek benlikleri yerine diğerlerinin onlara dair tasvirleri ilgilenirler. Evet, değil mi? Bazı insanlar var, hatta çok insanlar var. Yani bir şey yapacağı zaman diğer insanlar ne der, ne düşünür, ne yaparlar. Sürekli ona bakıyor. Sürekli diğer insanların onun hakkında ne düşünür.
algı ya o önemli onun için. Yani diğerlerinin gözünde iyi görünmeye çalışıyor. İşte mesela maalesef bunu kadınlar çok yapıyor. Mesela eve misafir gelecek işte hiçbir yerde bir tane toz olmasın falan. Orada işte birisi bir toz görürse arkamdan şöyle. Bunlar hayatta da mutlu olamazlar. O mümkün değil bakın. Diğer şeyler ya mutlu olamazlar. Mümkün değil yani. Çünkü sürekli bunların şey halinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu tür insanların birinci özelliği bu. Yani bunlar kendilerini ben kendim nasıl daha iyi olabilirim düne göre düşünmüyor. Diğer insanların gözünde nasıl daha iyi görünebilirim buna önem veriyorlar. Ve böyle olduğu için diyor bunların ikinci özelliği de şudur. Böyle olduğu için bunlar sürekli diyor nazar makamında kendilerini diğer insanlarla sürekli kıyaslarlar. Sürekli karşılaştırırlar. Hep bir kıyas, hep bir karşılaştırma. Nazar makamında diyelim. Çok yaşa. Hep kendilerini diğerleriyle mukayese ederler. Ve bu yüzden aslında sürekli kendilerini diğerleriyle mukayese ettikleri için vakada da yani amelde de hep diğerleriyle bir yarış halindedirler. Yani hayat bunlar için yarıştan ibarettir. Yani hep birilerini geçmek zorundalar. Hep birilerini geçmek zorundalar. Amel makamında diğerleriyle yarış halinde. Değil mi? Bak işte böyle bir psikoloji mutlu falan olabilir mi? Mümkün değil. Çünkü bu öğrenci mesela sınavdan 90 alsa 100 alan olduğu için üzülecek. Ne bileyim yarışta 3. olsa 2. 1. olamadı diye üzülecek. 100 milyon olsa 1 milyar olmadığı için üzülecek. Yani sürekli sürekli kendilerini diğerleriyle mukayese edecek ve her konuda dünyanın en iyisi olmayı da başaramayacağına göre her halükarda her durumda bir antidepresif bir durumda olacak. Yani kaygı durumunda bulunacak. Bu yüzden diyor işte başarı peşinde koşan insanlar asla ahlaklı olamazlar. Ahlaklı yaşayamazlar diyor. Bu mümkün değil. Ahlaklı olabilmesi için şurada rıza makamında olmanız lazım. Yani şu üç özelliğin tersini yapmanız gerekiyor. Tek derdiniz kendinizi ıslah etmek olmalı diyor. Diğerlerinin sizin hakkında ne düşünüp ne düşünmediği önemli değil. Kendinizi asla diğerleriyle mukayese etmemelisiniz diyor. Bu mümkün değil. Çünkü eşit şartlarda hayata katılmıyorsunuz. Bu mukayese yanlış zaten. Değil mi? Bakın gerçekten bizim toplumsal yapımız da şu üç saçmalık üzerine kurulmuş durumda. Yani mesela Hakkari'de yetişen bir çocukla işte Sarıyer'de, Etiler'de okuyan çocuğu aynı sınava sokuyorsunuz ve aynı sonuçları bekliyorsunuz. Oysa çoğunlukla Hakkari'deki çocuğun aldığı 50 buradakinin 90'ından daha iyi aslında. Yani o şartları falan düşünürseniz, değil mi? Ama maalesef bunu yapıyoruz. O yüzden de kimse mutlu değil. Kimse ahlak mahlak kimsenin umurunda değil. Çocukları yarış atına çevirdik zaten. Anaokulundan beri başlıyor her şey. Sürekli bir yarış, sürekli bir yarış. Mutlu da olamıyor çocuk. Hiçbir zaman mutlu olamıyor gerçekten. Çünkü hep birileri ondan daha iyi. Ve ebeveynler de bunu sürekli çocuğun yüzüne vururlar. Yani 20 kişiyi geçmesi önemli değil. 3 kişiden geri kalması çok önemli bu mantıkta çünkü. Aslında çocukları evde bırakıp ebeveyni okutmak. Aynen kesinlikle öyle. Zaten hayır, doğru. Geçenlerde Facebook'ta bir psikolog bir şey paylaşmış. Bana diyor 20 tane çocuk geldi diyor. Çocuklarla akşama kadar oyun oynadım. Anneler babalarını tedavi edip gönderdim diyor. Yani zaten çocuğun ne sorunu olacak? Yani çocuk bırak oynasın. Aynen. Şimdi çok güzel bir örnek veriyor burada. Aslında bizim de bahsettiğimiz şey. Şimdi şu diyor ki. Mesela diyor şunlardan hangisini istersiniz diyor. Bir sınava giriyorsunuz. Sınavdan 90 alıp diğer herkesin 100 almasını mı istersiniz? Yoksa 50 alıp diğer herkesin 40 almasını mı istersiniz? Dolayısıyla diyor eğer diyor başarı peşinde koşuyorsanız dersiniz ki ya ben 50 alayım ama diğer herkes 40 alsın. Yani diğer herkesten daha çok alayım. Oysa diyor eğer rıza makamında olursanız yani hangisi senin için daha iyi? 50 mi almak daha iyi, 90 mı almak daha iyi? Tabii ki 90 almak daha iyi.
Ama sen 90 aldığında diğerleri 100 aldığı için işte ben onların gerisinde kaldım, başarısız oldum diye düşünüyorsun. Ve dolayısıyla 90 yerine 50'ye razı oluyorsun ki yeter ki diğerlerin hepsinin önünde olalım, değil mi? Evet, böylece bu da William James'in ahlak anlayışı. Yani ahlaklı olabilmek istiyorsanız çok fazla başarı peşinde koşmayı düşünmeyin arkadaşlar. Rıza peşinde koşmayı düşünün. Kendinizi kendi geçmişinize göre daha iyi yapmayı deneyin. Daha iyi durumda olmayı. Yani kendinizle yarışın tabiri caizse. Başkalarıyla yarışmayın. Çünkü bu zaten adil bir yarış değil. Yani bir insanla gerçekten kendini mukayese edebilmen için, bir insanla gerçekten yarışabilmen için teorik ve pratik bütün şartların eşit olması gerekiyor ki sonuç birisi açısından iyiyse ötekisi açısından kötü olabilsin. Oysa en başta senin doğduğun aile farklı, onun doğduğu aile farklı, onun anne babasının eğitimi farklı, senin anne babanın eğitimi farklı, senin aldığın aile terbiyesi farklı, onun aldığı aile terbiyesi farklı, senin okuduğun okul farklı, onun okuduğu okul farklı, sen doğuştan belki çok zekiydin, o çocuk doğuştan daha tutuklu falan, yani ne bileyim, sen mesela her duyduğunu ezberliyorsun, o çocuk 50 defa tekrar etmek zorunda kalıyor. Yani ne bedensel şartlarda eşittir, ne zihni şartlarda eşitiz, ne psikolojik şartlarda eşitiz, ne manevi şartlarda eşitiz. Buna rağmen işte sürekli bir karşılaştırma, mukayese, sürekli bir yarış hali. Böyle bir yarışta kimse kazanamaz zaten. Mümkün değil. O yüzden herkes kaybediyor. Herkes kaybediyor. Kendi değerini bilmiyorsun. Sürekli gerçekten bunu biz de yaşadık. Ya mesela çok iyi bir karne bile getirse çocuk eve, işte daha iyi bir karne var diye çocuk, annesi babası çocuğu şey yapmıştı. 90 almışsın, ötekinin çocuğu 100 aldı diye azar işitiyorsun mesela. Böyle enteresan şeyler oluyor. Tabi rızaya odaklanması. Evet. Dolayısıyla başarının zıttı. Yani kendinizi ıslah etmeye çalışın. Kendinizi kendinizle mukayese. Yani düne göre daha iyi miyim, değil miyim? Ona bakın. Yoksa falancaya göre daha iyi miyim, değil miyim? Bu zaten hasetle beraberinde haset getiriyor. Beraberinde kıskançlık getiriyor. Beraberinde adaletsizlik getiriyor. Çünkü amacınız başarılı olursa, bu yarışı kazanmak için gerekirse diğerlerine çelme takıyorsunuz. Yani arabasıyla, eviyle, okuluyla, şeyle yaptığı üç çocuğun başarısıyla da bir statü. Maalesef yani işte hep ruhlarımıza işkence ediyoruz. Evet, bu da dördüncü görüş. Ve son görüşüne geçelim arkadaşlar. Son görüş bu biraz insan anlayışı. Ben derken ne kastediyoruz ona bakalım. Başarı peşinde olanların son görüşü. Yok, William James'in 5. görüşü. Yok, tamam, onlar ya orada çok ayrıntı var da artık oraya girmeye gerek yok. Rızayı kategoriyi aşık ama biz oradan... Tabii, yani o ikisini karşılaştırıyor işte. İnsanlar ya başarı peşindedir ya rıza peşindedir. Rıza peşinde olanlar ahlaklı olabilirler, başarı peşinde koşanlar asla ahlaklı olamazlar. Yani asla olamazlar derken, yani başarılı olmaya önem verdiğiniz kadar ahlaktan kesmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun başka türlüsü mümkün değil gerçekten. Yok, açmayacağız çünkü çok fazla vaktimiz yok. Sadece o üç özelliğin zıttı olarak düşünün rıza peşinde koşanlar. Yani şöyle diyeyim, rıza peşinde koşan ben gerçekte kimimle ilgileniyor? Ve ben geçmişime nispetle nasıl daha iyi olabilirim, bununla ilgileniyor. Dolayısıyla asla kendisini diğer insanlarla mukayese etmiyor. Diğer insanlarla yarış içerisinde görmüyor kendisini. Bu insan mutmain ve tatmin olur zaten. Değil mi? Esasında bizim değer dünyamız var, insanı kamil olmak. Ya herkesin değer dünyası zaten öyle de işte vakada durum tam tersi oluyor. Yani. Çünkü böyle bir eğitim anlayışı yok. Aynen. Başka biri var mı böyle başarıyı savunan? Yok, hayır, ben başarıyı savunan yok. Ahlaksız bir savunan. Yok, ahlaksız bir savunan. Ahlaksız savunmuyor, yapıyor. Yok, ahlaksız yani. Bu işlerde bilen hiç kimse gidin ne olursa olsun başarı peşinde koşun demiyor aslında. Çok ekonomistlerde şey var, bencilliğin toplum gelişimine katkısı diye bir şey var. Ekonomistler bu savunanlar var ya. Ekonomide savunulabilir ama bu tabii şu değil bakın, yani bu bireysel girişimi falan önlemez rıza peşinde koşmanız. Yani sizin orada amacınız kendinizi tahakkuk ettirmek, kendinizi geliştirmek. Sadece bunu diğer insanlarla yarış halinde yapmıyorsunuz. Diğer insanlarla mukayese halinde yapmıyorsunuz. Diğer insanları rakibiniz olarak görmüyorsunuz. Yani mesele o. Yani
birinci şeyin ne olursa olsun başarılı olayım olunca diğer insanlar senin rakibin. Çünkü onlar başarılı olursa sen olamayacaksın. Yani senin amacın çok zengin olmak. Dolayısıyla diğerlerinden daha zengin olmalısın. Diğerleri senin rakibin. Senin amacın çok ünlü olmak. Diğerleri senin, hepsi senin rakibin. Yani hiçbir insanı kendi yardımcın olarak göremezsin başarıya odaklanırsan. Ama rızaya odaklanırsan herkes birbirinin yardımcısı olur esasında. Değil mi? Yani toplum daha iyi gelişir. Her anlamda daha iyi gelişir zaten. Evet, son olarak beşinci görüşe geçelim. Vaktimiz vardır değil mi? Evet, vaktimiz var. Ne diyelim? Buna da onun mesela insan anlayışı diyelim. Yani ne kastettiğimizi anlayacağız. Şu birazdan açacağız inşallah. Ben derken ne demek istiyoruz? Ben. Çünkü ahlaklı olmaktan buna geçiyor. Yani orada dedi ya bakın, başarı peşinde koşanlar gerçekte kim olduklarıyla ilgilenmiyorlar. Başkalarının onların kim olduğuna dair dertleri var. Dolayısıyla hep diğerlerinin gözünde iyi olmaya çalışıyor. Aynen. Oysa siz gerçek beninize yatırım yapın demek istiyor. Yani başkalarını sizi nasıl görüyor bunu çok şey yap. Bu gerçekten çok şey ya, bundan kurtulmanız çok zor. İsmet Özel'in güzel bir şiiri var biliyorsunuz. Yani başkaları ne der diye bir put vardır diyor ve bundan gerçekten kurtulamıyoruz. Çok zor. Zaten kurtulabilen birkaç kişi filozof oluyor, arif oluyor, şey oluyor işte. Yani onlar gerçekten ilginç. Ya mesela Einstein'ı düşünün mesela. Hiç adam hayatı boyunca hiç saçlarını taramamış. Ya bu çok zor bir şeydir bakın. Biz bir dışarı çıkınca saçları tarıyoruz, şey yapıyoruz falan. Öyle mi görünürüm, böyle mi görünürüm falan. Yoksa bakın ne fark eder mesela? Sadece ben olsam saçlarımı tarasam ne olur, taramasam ne olur? Ya ben kendi kendime bakmıyorum ki işte güzel mi görünüyorum, şey mi? Bunlar hep diğer insanların bakış açılarını etkilemek için yaptığımız şeyler. Şimdi bu ben nedir? Bu ben üzerine düşünüyor. Bu biz ben derken neyi kastediyoruz? Ve hangi bene daha çok yatırım yapmamız gerekiyor? Hangisine daha çok değer vermemiz lazım? Şimdi bu benin arkadaşlar çok farklı anlamı var. Çok farklı kullanımı var. Aslında toplamda William James de 9 farklı anlam ortaya koyuyor. Yani 9 farklı anlamı var. Bunlardan birisi üzerinden gidiyor. Mesela ben derken diyor bazen zihni kastediyoruz. Zihin. İşte İngilizcesi mesela mind. Benim düşüncelerim, benim inançlarım, benim görüşlerim, benim duygularım, benim arzularım. Böyle durumlarda ben zihne tekabül ediyor esasında. Ben derken diyor bazen nefsi kastediyoruz. Nefs. Yani soul. İngilizce'de. Yani Türkçe'de hepsine bakın ben diyoruz. Gelecek işte yani. Geliyor. O da onlardan biri. Mesela diyor ki ben derken bazen ruhu kastediyoruz. Ruh. Mesela biz nefse ruhu eşit anlamda kullanıyoruz ama doğru değil aslında. Yani dakik kullanım o değil. Mesela işte bunun İngilizcesi spirit mesela. Değil mi? Aynen. Soul ve spirit ayrı şeyler yani. Mesela diyor ki ben derken bazen karakteri kastediyoruz. Karakter. Karakter. Ben derken diyor bazen kişiliği kastediyoruz. Personality yani. Personality. Ben derken diyor bazen şahsiyeti kastediyoruz. Bak, kişilik ve şahsiyet de farklı. İngilizceden daha iyi anlıyor. Bakın personality var, bir de personhood var. Yani kişilik ya da şahsiyet. Şahsiyet. Ya da şu ikisinin yerini değiştirmemiz daha doğru olur aslında. Burası şahsiyet. Bu kişilik. Personhood yani. Mesela diyor ki ben derken bazen huviyeti kastediyoruz. Kimliği kastediyoruz. Personal identity mesela. Ben. Ne diyelim? Kimlik. Huviyet. İşte personal identity dediği şey. Ben derken bazen egoyu kastediyoruz diyor.
ego ve son olarak da ben derken bazen de self'i kastediyoruz. Self, kendilik yani. Evet, şimdi tabii ki biz gündelik değil de bunların hepsini aslında hemen hemen aynı anlamda kullanıyoruz. Ama kesinlikle aralarında çok dakikleşirseniz ciddi farklar var, ciddi nüanslar var. Şimdi William James şuradan devam ediyor arkadaşlar, bu self üzerinden. Yani kendilik üzerinden devam ediyor ve bunun ne olduğunu bize söyleyecek ya da bunun kaç çeşit olduğunu bize söyleyecek. İşte mesela psikologsanız ya da filozofsanız bu aradaki farklar çok önemli gerçekten ama tabii ki gündelik dilde hepsi birbirine kaynıyor. Sileyim artık. Diyor ki bu ben, artık self anlamında ben, bunu Türkçe'ye herhalde kendilik diye çevirebiliriz değil mi? Kendi olma. Bu diyor ikiye ayrılıyor. Fail olan benlikle, bir diyelim ki fail olan benlik, İki, münfail olan benlik. Menful işte, menful, münfail, menful. Menful, fail, menful. Yani fail olan benlik etken ve münfail. Buradan gidelim, etken etken böyle gidelim. Bu kullandığı şeyler bu. Şimdi bu münfail olan benlik, William James'e göre bu yaşayan benlik. Yaşayan benlik. Ne demek yaşayan benlik? Yani vaka aleminde yaşayan, işte düşünceleri olan, inançları olan, duyguları olan, arzuları olan, eylemleri olan, davranışları olan yaşayan benlik. Düşünceleri var. Duyguları var. Eylemleri var. İşte sözleri, bu yaşayan benlik. Bu fail benlik ise, bu yaşayan benliği gözetleyen benlik. Yani nazır olan, gözetleyici olan benlik. Fail benlik ne yapıyor? Şunu yapıyor esasında, bu yaşayan münfai benliğin eylemlerine tepki veriyor. Ya da şey yapıyor, mesela ne diyor William James, diyor ki bazen münfail olan benlik ya da işte yaşayan benlik mesela yalan söyler diyor. Sonra ne olur diyor, sonra bu yalan söylediği için utanır diyor. Yalan söylediği için utanır Aziz Hanım. Utanır. İşte veya mesela pişmanlık duyar değil mi? Çok sık yaşadığımız şeyler, pişmanlık duyar. İşte diyor ki, yalan söyleyen bu münfail benliktir. Yani yaşayan benliktir. O yalandan dolayı utanan ya da pişmanlık duyan da fail benliktir. Dolayısıyla fail benlik bir gözetleyici. Yaşayan benliğin yaşayışına bakıyor, onu gözetliyor ve diyelim ki ona göre tepki veriyor. Şimdi sonra buradan devam ediyor. Diyor ki bu münfail benlik kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Münfail benlik. Siliyorum. Dolayısıyla self ikiye ayrılıyor. Fail ve münfail. Münfail yaşayan benlik. Fail gözetleyen benlik. Sonra bu münfail benlik üçe ayrılıyor. Kendi içinde üçe ayrılıyor. Bunun bir kısmına maddi benlik diyor arkadaşlar. Maddi benlik. Benlik.
Evet, maddi benlik nedir? Maddi benlik üç şeyden oluşuyor diyor. Bir, beden. Artı, bedene dair olan şeyler, yani bedenimizden dolayı bize yüklenen yüklemler, bedene dair şeyler. Ve bedenin onlara dair olduğu şeyler. Ben mesela örnek veriyorum. Mesela diyor ki, hangi ırka mensup olduğumuz bedenimizle ilgili bir şey diyor. Değil mi? Irkî mensubiyet. Aynı şekilde hangi millete mensup olduğumuz yine bedenimizle ilgili bir şey. Nerede doğduğumuz, kimin çocuğu olup olmadığımız bedenimizle ilgili bir şey. İşte kadın mı, erkek mi olduğumuz bedenimizle ilgili bir şey diyor. Veya işte mesela güzel mi, çirkin mi olduğumuz yine bedenle ilgili bir şey. Güçlü mü, zayıf mı olduğumuz yine bedenle ilgili bir şey. Ve işte bir sürü diğer şey esasında, değil mi? Dolayısıyla buna maddi benlik diyor. Beden ve bedene dair olan ve bedenin kendilerine dair olduğu her şeyin toplamına maddi benlik diyor. Yani bir sürü şey alıyoruz buradan dikkat ederseniz, değil mi? İki, bunlar münfail benliğin mertebeleri tabiri caizse. İkincisi, içtimai benlik diyor. Yani toplumsal veya sosyal benlik. Ya da işte toplumsal ben. Evet, bu hangi benliğimiz? Bu tabiri caizse bir toplum içerisinde oluşan benliğimiz. Mesela baba veya eş olma toplum içerisinde edindiğimiz şeyler. Baba, eş olma. Anne, işte baba olma. Mesela öğrenci ve öğretmen olma. İşte ne bileyim, müdür olma, memur olma, reis olma, polis olma, asker olma, şu olma, esnaf olma, bakın. Bunların hepsi toplum içerisinde sahip olduğumuz sıfatlar ve o sıfatların diyelim ki bir araya gelerek oluşturduğu benliğimiz. Dolayısıyla buna da toplumsal ya da içtimai benlik diyor. Ve üçüncüsü, ruhani veya manevi benlik. Yok, girmiyor. Bunların hepsi münfail benliğin şeyleri. Fail benliğin ne olduğunu en son söyleyecek. Aynen, yok. Bunlar hepsi münfail benlik. Çünkü dikkat ederseniz bunlar hepsi hayatta lazım bize. Yani ahlak, hukuk, siyaset, şu hepsi burada. Fail benlik başka bir şey yapıyor yani. Bunu en son söyleyecek. Şimdi William James diyor ki bu ruhani veya manevi benliğimiz bunların diğer ikisinden de farklı. Bu da diyor kendi içerisinde üç şeyden oluşuyor. Yani bizim ruhani ya da manevi benliğimizi ne oluşturuyor? Üç şey. Bir, sahip olduğumuz değerler sistemi. Dolayısıyla değerlerimiz. Evet, bu değerler ne işe yarıyormuş William James'e göre? William James diyor ki, bizler diyor hayatımızın her anında bazı şeyleri diğer bazı şeylere feda ederiz. Yani hayatımızın her anında fedakarlık yaparız. Fedakarlık yapmadan hiçbir adım atamayız diyor.
Mesela şu anda burada bulunmayı seçerek bir sürü şeyi feda ettiniz, değil mi? Mesela şu anda sinemada olabilirdiniz, bunu feda ettiniz. Şu anda çocuklarınızla evde oyun oynuyor olabilirdiniz, bunu feda ettiniz. Şu anda bir hava çok müsait değil ama ne bileyim, hani deniz kenarında gezmeyi seçiyor. Yani bakın bir sürü şeyi feda ettiniz ve burada bulunmayı seçtiniz. Dolayısıyla ne yaptınız zihninizde? William James diyor yani burada olmanın diğer yerlerde olmaktan daha iyi olduğuna bir şekilde hükmettiniz ve burada olmayı seçtiniz. İşte bu eğer değerler sistemimiz olmasaydı, yani bize neyin iyi, neyin kötü, neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu söyleyen değerler sistemimiz olmasaydı bu mümkün olamazdı diyor. Dolayısıyla hayatın her anı bir fedakarlıkla geçer. Bazı şeyleri seçerken bazı şeyleri de seçmemeyi seçiyoruz. Dolayısıyla her durumda fedakarlıkta bulunuyoruz ve bunu mümkün kılan şey değerlerimiz. Mesela diyor ki işte bizim için mesela canımız çok önemli. Değil mi? Eğer diyor mesela canımızla servet arasında, zenginlik arasında kalırsak neyi seçeriz? Evet genelde bilmiyorum istisnalar. Genelde zenginlik seçilir. Ama diyelim ki zenginlikle sağlık arasında kaldınız. Değil mi? Ya da sağlıkla ya da zenginlikle mesela şöhret arasında kaldınız. Şöhretle siyasi güç arasında kaldınız. Siyasi güçle toplumsal saygınlık arasında kaldınız. Değil mi? Dolayısıyla bakın her halükarda bir şeyleri seçmek zorundasınız. Ve bir şeyleri seçebilmenin yolu da yani A var, B var, A'yı seçip B'yi seçmiyorsan bir şekilde A'nın B'den daha önemli olduğuna hükmetmişim demektir. Ve bunu sahip olduğumuz değerler yapıyor işte. Değerler sistemimiz olmadan fedakarlıkta bulunamıyoruz, tercihte bulunamıyoruz, seçemiyoruz. Zahiren bakın en önemli şeyimiz canımız değil mi? Ama biliyorsunuz bazı insanlar bazı idealler için canlarını da feda ediyorlar. Ve şehitlik dediğimiz şey tam olarak bu bakın. Bakın şehitlik artık neyin şehit olduğu bir yana ama meselenin özü şu. Yani nihayetinde şehit ne diyor bakın? Şehit şehadetle neyi haykırıyor? Benim ancak hayatımı feda ederek muhafaza edebileceğim bazı değerler var. Ve bu değerler benim hayatımdan daha önemli. Dolayısıyla ben bu değerlerle hayatım arasında kaldığım zaman hayatımı feda etmeyi seçiyorum ki bu değerler yaşasın. Bakın bu da bir değerler sisteminin mümkün kıldığı bir şey değil mi? Dolayısıyla bir manevi benliğimizin birinci kısmı bu arkadaşlar. Sahip olduğumuz değerler sistemi. Her insanın farkında olsun olsun böyle, olsun olmasın böyle değerler sistemi var. İkincisi, yani manevi benliğimizin ikinci kısmı, bunların hepsinin münfail benlik bakın, henüz fail benliğe dair bir şey söylemedi. İkinci, yani B diyelim. Bu da vicdani, ahlaki vicdanımız. Evet, ahlaki vicdanınız ne kadar gelişmişse manevi benliğiniz o kadar gelişmiştir diyor. Ve üçüncüsü de ideallerimiz. İdeallerimiz. Kısaca ne bu idealler arkadaşlar? Yani siz ne için yaşıyorsunuz? Değil mi? Ne için yaşıyoruz? Ya da yaşayarak neyi gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz? Bakın burada işte
Bu aşamada sizin için bilzat matlub olanla bil-araz matlub olanı birbirinden ayırmanız gerekiyor. Bilzat matlub olanlar. Ne demek bilzat matlub olanlar? Yani artık kendileri için istediğiniz şeyler, zatından dolayı diyelim ki. Ve bil araz matlub olanlar. Bunlar da vasıta veya araç diyoruz işte, değil mi? Yani kendileri için değil de sizi ulaştıracakları şeyden dolayı istediğiniz şeyler, vasıtalar. Dolayısıyla mesela işte üniversiteye gitmek istiyorum. Acaba bu bilzat matlub bir şey mi? Mesela bunu nasıl anlayabiliriz? X ve Y diye iki şey var. Hedef diyelim ki. İşte neden X'i elde etmek istiyorsun ya da neden X'i gerçekleştirmek istiyorsun diye sorduğumuzda şunu diyorsanız ki yani ben X'i kendisi için istiyorum. X aracılığıyla artık başka bir şeye ulaşmaya çalışmıyorum diyorsanız X sizin açınızdan zatî açıdan matlub olan bir şeydir. Adalet olabilir, güzellik olabilir, hakikat olabilir, Allah'ın rızası olabilir, özgürlük olabilir. Artık siz buna karar vereceksiniz. Ama derseniz ki ben X'i istiyorum çünkü X aracılığıyla Y'ye ulaşmaya çalışıyorum. O zaman X sizin için bir araz matlub olan bir şeydir. Yani vasıtadır esasında. Mesela işte biz yıllarca çalışıp üniversiteye gitmeye çalışıyoruz değil mi? Sanki amacımız üniversiteye gitmek ama bu bilzat matlub olan bir şey değil değil mi? Çünkü ben üniversiteyi bitirerek diyelim ki iyi bir meslek sahibi olmak istiyorum. Acaba o zatî bir matlub. Bakıyoruz hayır çünkü iyi bir meslek sahibi olup şu olsun istiyorum. O zatî mi o olsun ki şu olsun. Artık gidemiyorsanız bir noktadan sonra diyorsanız ki ben burası benim için gaye artık. Ben buraya ulaşıp burada tabiri caizse durmak istiyorum. O sizin için artık bilzat matlub olan şeyler oluyor. Evet, şimdi William James'e göre işte bizim manevi kişiliğimiz bu üç şeyden oluşuyor. İdeallerimiz ve önem sırası da bu bakın arkadaşlar. En önemlisi idealler, sonra ahlaki vicdan, sonra değerler sistemi. Ve bu üç, yani manevi benliğin üç şeyi arasında, daha doğrusu münfail benliğin üç şeyi vardı ya işte, maddi benlik, içtimai benlik ve manevi benlik. Bunlardan da en önemlisi William James'e göre manevi benlik, sonra içtimai benlik, sonra maddi benlik. Dolayısıyla en çok manevi benliğe ihtimam göstermelisiniz, en çok ona yatırım yapmalısınız. Sonra içtimai benliğe, sonra da maddi benliğe. Bunu yaparsanız işte ruh sağlığı yerinde bir insan oluyorsunuz esasında ya da sağlıklı bir insan olmuş oluyorsunuz. Şimdi son olarak o fail benlik ne? Ona bakalım. Bu şu ana kadar söylediğimiz her şey münfail benliğe dair. Fail benlik ne? Gözeten yani. William James diyor ki fail benlik zihindir. Ya da akıldır. Zihin veya akıl. Akıl. Ve diyor ki fail benlik münfail benlikten daha önemlidir. Dolayısıyla fail benlik hem maddi benlikten, hem içtimai benlikten, hem de manevi veya ruhani benlikten daha önemli. Neden? Çünkü münfail benlik yaşayan benlik ya bakın, işte maddi bedensel alanda yaşıyor, içtimai alanda yaşıyor, ruhani alanda yaşıyor. O her üç alanda da münfail benliği ne kadar akla uygun yaşayıp yaşayamayacağını fail benlik belirliyor. Dolayısıyla münfail benliğin ne kadar başarılı olup olmayacağı fail benliğe ne kadar uyup uymadığına bağlı. Fail benliğin aklaniyet kıstaslarına göre ne kadar hareket edip etmediğine bağlı. Dolayısıyla bu yüzden fail benlik daha önemli. Çünkü fail benlik aklaniyetin kıstası. Akılcılığın ya da. Yani o maddi, içtimai, ruhani benliklere ne kadar önem verileceğini ve dolayısıyla onlara ne kadar önem verilirse akla uygun davranıldığını, ne kadar verilmezse ifrata kaçıldığını fail benlik belirliyor. O yüzden en önemlisi bu. Şimdi hatırlayın, insanı neyle tanımlamıştı bakın William James? İnsan akılcılığıyla tanımlanır, aklaniyetiyle tanımlanır. Bir insanın diğer insandan
ne kadar daha iyi olduğunu görmek istiyorsan hangisinin aklı daha iyi kullandığına, akla daha uygun yaşadığına bakmamız lazım. Ve onu da fail şey verdiği için, fail benlik verdiği için, fail benlik esasında zihniyet ve akıl olduğu için benliğimizin en önemli parçası. Ondan sonra münfail benlik geliyor ve münfail benliğin başarısı aklaniyete uygun yaşaması. Evet, şimdi bu noktadan sonra William James esasında tabiri caizse pratik alanda bir reçete sunuyor insanlara. Yani böyle sağlıklı, ruh sağlığı yerinde bir insan olabilmek için neler yapılıp yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bayağı da ayrıntılı bir şey gerçekten bu. Bir plan, program, bir reçete bu. Ama artık oraya girmiyoruz. İnşallah başka vesileler olursa o konuyu da ele alırız. Ama bizim açımızdan bu kadarı yeterli. Bu beş görüşü bizim din felsefesinde çok çok önemli görüşler gerçekten. Böylece William James'i de bitirmiş olduk. Evet, anlaşılmıştır umarım mesela. Onu fail işte, o orada fail şey yapacak. Yani onu yapacak, ya işte otokontrol ne? İşte aklın sınırları içerisinde hareket etmek. Dolayısıyla onu o verecek, münfail akıl ona göre davranacak. Davranırsa iyi yapmış olacak, davranmazsa ifrat ve tefrite kaçacak. Dolayısıyla ruh sağlığımız, ontolojik bütünlüğümüz bozulacak. O yüzden en önemlisi fail akıl, çünkü akıl o ya da zihin o. Diğerlerinin meşru sınırlarını belirliyor tabiri caizse. Çünkü mesela benliğimiz bunların hepsinden oluştuğu için mesela siz bedensel benliğinize ya da maddi benliğinize belli oranda ihtimam göstermeniz gerekiyor. Onu tamamen ihmal etmemeniz lazım. Ama onu merkeze alırsanız işte mesela hedonist oluyorsunuz. Ve işte fail aklın buna izin vermemesi gerekiyor. Fail benliğin buna izin vermemesi lazım. Dolayısıyla bedenin ihtiyaçlarının, maddi ihtiyaçlarımızın hangi sınırlar içerisinde karşılanması gerektiğini söyleyecek. Aynı şekilde işte içtimai benliğimizin de yani toplumsal varlığımıza ne kadar değer verip vermeyeceğimizi de bize söyleyecek. Ve en önemlisi yine o söylüyor. En çok diyor ruhani, manevi benliğinize önem verin. Çünkü orası aslında sizin özünüz. Dolayısıyla bütün talimatlar tabiri caizse buradan geliyor. Münfail akıl ne kadar bu talimatlara uyuyor, uymuyor. O artık bizim hayatta ne kadar başarılı olup olmadığımıza bağlı. Ne kadar ruh sağlığı yerinde bir insan olup olmadığımıza bağlı. Ama insan yani benliğinin en önemli kısmı bu fail benlik. Yani akıl veya zihniyet. O da gözetliyor işte. Gözetmen o yani. Dışarıdan bakıyor. Ne yapıyor, ne yapmıyor. Mesela bazen diyor ya işte bazen orası yanlış bir şey yapınca acısını bu çekiyor. Mesela yalan söylüyor, burası utanıyor. Ya da tam tersi oluyor. İyi bir şey yaptığında da gurur duyuyor mesela. Kendimle gurur duyuyoruz diyoruz ya mesela. Böyle oluyor. O zaman orada doğru bir şey yapıyor demek ki. Onunla gurur duyuyor, onu teşvik ediyor falan. Evet, yani denetim mekanizması aklaniyete uyulmasıyla sağlanıyor işte. Yani neyi ne oranda yapacağım meselesi fail aklın karar verdiği bir şey. Evet, var mı başka sorusu olan? Kendilik bilinci dediniz. O kendilik bilinci de fail akıl. Fail akıl demedi, fail benlik. O zihin diyor ona, mind diyor. Mind modern dönemde artık akıl demek yani. Mind'ı klasik dönemde akıl için ne kastediyorsak şey de bu. Tamam, dersimiz bitti, şimdi gelebiliriz. Tamam. Var mı sorusu olan? Tamam, haftaya görüşürüz arkadaşlar. Dinin kaynağı meselesine geçeceğiz. Parantezi kapattık yani. William James'e bir parantez açmıştık, onu kapatmış olduk.